Efendim, vapurda çay simit sohbete hoş geldiniz diyorum. Anonsu kaptan yapsa nasıl olur? Kaptanım, anonsu sen yapsan, zaten fırtına gelecek. Bir an önce kaptan köşkünü geçmemiz gerekiyor. Evet. Sanatçı, evet. Oyuncu, yazar. Hemşerin, o da bir Trabzonlu. Hemşerim aynı zamanda Trabzonlu. Eser Eyboğlu'nu bekliyoruz. Kaptanımızın söylediği gibi efendim, Gönül Dağı'nda biz onu çok sevdik diyoruz. Evet. Gerçekten her şeyini veren bir oyuncu. Aynı zamanda bir müzisyen. Ama kimdir Eser Eyboğlu desek? Bilkent Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olan Eyboğlu 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Birçok tiyatro oyununda rol alan Eyboğlu birçok tiyatronun da müziğini yapmıştır. Şu sıralar TRT ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Selami karakterini canlandırmaktadır. Sevgili kaptanımızla birlikte kendisini bekliyoruz. Çaylar, simitler bizden diyoruz. Değil mi? Daha ne olsun? Başlıyoruz. Deniz üstü köpürür. Hey canım, rinanay, rinanay. Kayada binsem götürür. Hey canım, hey. Benim de şu cihana gelişim. Hey canım, rinanay, rinanay, rinanay. Bir güzel sevdasına. Hey canım, hey. Çocukluğumda Trabzon'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Trabzon'a giden feribotlar, vapurlar vardı. Vapur değil galiba, feribot daha doğru. Deniz ulaşımı benim için hep kıymetli olmuştur hayatımda. Ömer Bey'in soruları ne? Onları merakla ve heyecanla bekliyorum. Bu arada ben prodüksiyonel BAP'ta çok para harcanmasın diye kendi simidimi kendim getirdim. Öyle yani, kıymetimi bilin ha. Vapurda çay simit sohbet uzun yıllardır bizlerle, kalbimizde. Label indifference diye bir hastalık var. Güzel aldırmazlık. Sevgili Eser Eyüboğlu, dağın neresinde? Ben dağın her yerini geziyorum. Etrafımdaki insanlar oturup ağlayabildiğim, kahkahalar atabildiğim insanlardır genel itibariyle. O yüzden üzülmem gerekiyorsa üzülürüm yani. Pancar motoru. Öyle derler ona, aynen. YouTube kanalımıza abone olursanız gerçekten sevineceğim. Beğenirseniz yorumları yazın, mutlu olalım. Beğenmezseniz de eleştirileri açız. Abone olduğunuzu görüyorum, çok teşekkür ediyorum. Olmadıysanız da yanlış görmüşümdür. Yine de sağ olun. Efendim, vapurda çay simit sohbeti kaçırmayın. Zaten izliyorsunuz şu anda. Görüyorum kaptanım kendisini, üst güvertede. Geliyorlar, üst güvertede. Geliyor, geliyor. Eser Bey hoş geldiniz. Eser Bey buyurun. Selamlar. Aleyküm selam, selam efendim. Hoş Bey. Geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Sağ olun. Nasılsınız? Vallahi çok gayet iyiyiz. Çok teşekkürler. Sizleri bekliyoruz. Geliyorum. Buyurun. 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 Tabii gelin. Tabii. Efendim, Eser Eyüboğlu çanı çalacak. Kaptanımızla birlikte. Ya. Selamlar. Merhabalar. Eser Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz kaptanım? Çok teşekkürler. Çok iyi görünüyorsunuz beyazlar içinde. Allah razı olsun. Sağ olun. Harika bir hemşeriniz aynı zamanda. Evet. Trabzonluyuz. Ben Maçkalıyım. Ben Akçabatlıyım. Akçabat'ın neresinden? Derecik'ten. Derecik. Derecik. Sera Gölü. Sera Gölü diyor. Evet, evet, evet. Verdik efendim, verdik. Kızı verdik. Tamam. Peki. Tamam. Şimdi efendim, tabii Eser Bey geldi ama dikkat ettiğini pek zannetmiyorum. Bizim kaptanımızla bir zulamız var. Zulamız nerede acaba? Nerede ki acaba? Acaba nerede olabilir? Zula olduğuna göre gizli bir yerde olsa gerek. Tabii, pek dizi değil. He, öyle. Efendim gelin. Evet. Biz buraya koyuyoruz çayları. Ha, güzel. Simitleri. Ya. Kaptanım mı benim mi? Sizin yok, de kaptanımızın. Ben kaptan. Misafirler. Kaptan. Ben... Mikrofon bende. Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim, sohbet bu tarafta koyulaşıyor. Şunu izleyicilerden duyuyorum. Derine indikçe
güzelleşiyor diyelim. Öyledir. Değil mi? Deniz gibi aslında. Evet, yüzeysel sohbetler insanı çok besleyen sohbetler değiller. Tamam, böyle gündelik hayatta işte nasılsın, iyi misin, hadi bakalım diyoruz ama derinleştiğinde derinlerimizi besleyen bir sohbet haline geliyor. O yüzden derin kelimesini çok severim. Şeker tadında bir program olsun diyoruz. Hafif İstanbul'da hava yine değişiyor. Kapşonumu taktım. İçeri geçiyoruz. Geçelim. Geçelim. Zulamızla. Zulamızla. Hadi. Zulayla. Allah. Oh. Ona efendim. Teşekkür ederim. Yok. Konu yok, simit taşıtıyor demesinler. Çıkıyoruz efendim. Biz başlıyoruz az sonra. Eser Bey yapmayın. İnsan yediğini taşımalı bence. Neden efendim, olmasın? Sizin de çaylar hazırsa başladık. Hadi bakalım. Efendim hoş geldiniz diyoruz. Konuğumuza da az sonra hoş geldiniz diyeceğim. Göz gözeyiz ama aldığımız son dakika haberini size iletmem lazım. Benden ziyade sevgili Pınar Hanım iletse daha güzel olacak. Buyurun Pınar Hanım, ne oldu? Bize anlatır mısınız? Biz yayına başladık efendim ama başlayamadık. Gemi şu anda iskelede kala kaldı. Hoş geldiniz öncelikle. Son dakika haberimize göre gemimizin dümen borusu patlamış. Evet. Mürettebat şu an ilgileniyor. Yani. Çözdürmeye çalışıyor. Bir sıkıntı yok ama şu an hareket etmemiz sakıncalı. İskeledeyiz. Macera istemeyiz. Sağlam olduğu bir gün ayrı gezeriz. Konuk olmadığım bir gün gelirim mesela. Öyle yanınızda ya. Gezerim. Yani oradan Boğaz'a doğru yol alacaktık evet. Ama her şey olabiliyor efendim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. O zaman simitle kendi boğazımıza doğru yol alırız madem. Ne yapalım? Efendim sağ enerjisi olsun. Çok güzel. Size iyi geleceğini düşünüyorum. Ben diyor köy çocuğuyum. Sonuç olarak köyü seviyorum, ahşabı seviyorum. İkiz çocuk babası çok evet. Şeker. Aslında bütün böyle varlığını, enerjisini, oyunculuğu aktaran bir isimle sohbetteyiz. Böyle iyi gözüküyorsunuz ama arkanıza uzansanız daha da rahat edeceksiniz gibi gözüküyor. Siz buyurun. Rahatınıza bakın. Ya ben yani yastık tamam hadi. Arkanıza. Oo rahatmış gerçekten. Güzel. Rahatınıza bakın. Dağın zirvesi diyoruz ya hep. Dağın zirvesi bir tane tabii. Sevgili Eser Eyüboğlu dağın neresinde? Ben Gönül Dağı'ndayım. Gönül Dağı'ndayım. Dağın zirvesinde... Hani dağ zirvesi bir tanedir ama siz dağın neresindesiniz desem? Ben dağın her yerini geziyorum. Çok güzel. Zirveye çıkmak gerektiğinde bir çıkıyorum, yukarıdan bakıyorum. Kimi zaman daha çetin rüzgarlarda dağın eteklerinde olmak gerekiyor. O sırada eteklerine çekiliyorum. Hı-hı. Yani ben hayatta nerede konumlanmam gerekiyorsa orada konumlanmaya gayret gösteriyorum. Evet. Senayi Demirci'nin geçen sosyal medya hesabında dinlediğim bir şey aklımdaydı. Zirveyi zirve yapan şey dağın yamaçlarıdır. Şimdi efendim, kızdığım bir konu var. Bu konudan bahsetmek istiyorum. İnşallah benimle alakalı değil. Yok, estağfurullah. Şimdi sosyal medyada böyle bazı başlıklar altında bazı videolar görüyorum. Bugün kazanmaya başla. Yani burada kasıt zaten ekonomik bir kazançtan bahsediyor tabii. Elde edilebilecek ve varılacak şeylere bir gün içerisinde varma durumunu belki kabul edemiyorum. Çünkü bir gün içerisinde kazandığınız bir şeyi bir gün içerisinde kaybedebilirsiniz. O yüzden bu riski görüyorum. Yani bunu çok fazla genç izlediği için bu benim yaram. Yaramla başladık. Evet. Yani bir günde çok güzel bir boğaz turu yaşayabilirsiniz ama bir günde zengin olmak, bir günde başarılı olmak... Loto haricinde çok böyle bir şey değil, mümkün değil. Değil. Yani. İnsanlar evet bir takım umutlara sarılıyorlar fakat sarıldıkları umutlar yılan oluyor, yalan oluyor onlara yani. Emekle kazandığınız şey zaten, emek sarf ettiğiniz, kalbinizi yatırdığınız işten para kazandığınızda onu daha gönlü rahatlığıyla yiyebiliyorsunuz ve devamlılığı oluyor bunun. Evet. Yani o doğru. Makyavelist yaklaşımla amaca giden her yol mübahtıra ben katılmıyorum ve onun o düşüncesini de çok beğenmiyorum ama bunu tercih eden çok insan var. Yani evet hemen kazanayım bunu. Peki ne yapacaksın hani? Hemen kazandın tamam o senin artık. Abi. Şurada kocaman bir şey sahibi oldum ama zaten bunu talep eden insanın onu yiyecek kapasitesi yoktur yani bence. Bütün gün havuza girme isteği var. Bir şey yapmama gerek yok ki. Evet, yani olabilir şey var ama şöyle, yani o da ondan da sıkılır.
Ya sonuçta bu kafayı iki omzumuzun arasında taşıyorsak, o girdiğin havuzda da o kafayla beraber yüzeceksin. İşte doğru. Orada başka bir işte çok lüks bir araca bindiğinde yine bu kafayı taşıyacaksın. O yüzden daha üzerimize değil de böyle içimize giymemiz daha iyi diye düşünüyorum. Biraz kostümü daha şeye, beynimize güzel bir kostüm giymemiz evet, gerekiyor. Yani maddeye değil de maneviyata sarılmamız bize her zaman daha iyi gelecektir ve daha uzun vadeli bir mutluluk yaşatacaktır. Ben mesela şimdi geçen işte konserlere başladım. Takip evet, ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir tane, güzel geçsin hepsi. Çok teşekkür 30 ediyorum. 30 bin kişiye şarkı söylüyor olmak oyunculuğun dışında ayrı bir haz tabii. Ya 60 bin kişiye şarkı söylüyor. O da güzel. Mahvoldum. Ben heyecanlı bir tipim yani. Dizlerim titriyor bayağı ama o enerjinin böyle üzerinden geçmesi de değişik çok güzelmiş. Hissen, hoşuma gitti. Egosal bir şey değil. O insanlarla paylaşmak görüyorum çünkü. Ben izliyorum yani hani hüzünlü bir şarkı söylüyorsun dramatik. Hüzünleniyorlar. İşte telefonlarının ışıklarını sallıyorlar. Kendilerini böyle şey yapıyorlar. Ortama dahil ediyorlar. Böyle atlıyorum, zıplıyorum, hareketli bir şey söylüyorum. Hepsi zıplıyor. Güzel bir şey yani. Bunu, bu ansamblı yakalamak çok güzel. İnsan içerisindeki adrenalini dışarı salgılıyor yani dışarı bırakıyor sonuç olarak. Sanatçı olan bir insanın da buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Sonuçta. Evet keyifli. Şöyle oluyor bir örnek vermek istiyorum bu tüketimle ilgili konuya. Ben şimdi konserde geçenlerde böyle spontane bir an gelişti ve gevezeliğim tuttu. İşte günümüzde yapılan bir takım istatistikler var. Ben de çok hani merak ederim yani üzerinde yaşadığım yer küreye dair bir parça fikrim olsun diye birkaç bir şey okurum. Hani küresel ısınmaymış işte kaynaklarımızın tükenmesi bir parça böyle kafamı yatırmak zorunda olduğum bir yerdir. Çünkü iki evladıma teslim edeceğim bir dünya ile alakalı bir parça fikrim olması gerekiyor. Biraz böyle şeyler anlattım. İşte günümüzdeki işte bazı istatistiklere göre bir insan 1.8 dünya varmış gibi yaşıyor. Fakat 1.8 dünyamız yok. Gerçekten bir dünyamız var. Birkaç tane böyle örnek hayatımızda çok basit böyle hayatımıza dahil edebileceğimiz ve doğaya zarar vermeyeceğimiz birkaç bir şeyden bahsettim. Bir iki şarkı birbirine bağladım. Hoşuma gitti bu. Bir arkadaşıma şey dedim. Böyle bir şey yaptım sahnede. Çok mutlu oldum dedim. Ne dedi? Söyleyeyim mi? Ne dedi? Adını zaten söylemeyeceğim de. Ya öyle şeylerin modası geçmedim ya dedi. Değil mi? Modası geçecek bir durum mu? Bir şey mi ya? Asıl bir moda ise mesele hepimiz bu modadan giyinmeliyiz yani şu anda. Böyle bir şey. Ama var bazı arkadaşlarımız işte. Yani diyen. Geçmedi mi ya bunların modası? Bu cümleler de eskidi yani falan. Evet. Garip. Efendim şanslı hissediyorum kendimi çünkü çok sevildiğinizi biliyorum. Bilimsel olarak sonuç olarak dünyayı saran, koruyan şey atmosfer. Tabii. Eser Eyüboğlu'nun atmosferinde neler var? Benim atmosferimde çok uzun yıllar Lay Lay Lom vardı yani. Benim atmosferim Lay Lay Lom geçen bir, beni böyle bir atmosfersa. Evet yani baktığımda evet Lay Lay Lom. İşte atmosferim beni koruyordu. Lay Lay Lom'um benim hayatı ciddiye almamı engelliyordu. Çünkü zaten hayatı ciddiye aldığımda çok hırpalanıyorum yani. O yüzden Lay Lay Lom'du. O yüzden bir şeyleri şakaya yatırıp daha iyi hissetmeye çalışıyordum. Fakat şakayla geçmediğini de anladım. Şimdi zaten maşallah iki tane evladım Allah var. 19 aylıklar. Yarın 19 ayları bitiyor. Ve yarın kavuşuyoruz. 3 haftadır kendilerini görmüyorum. Yaz tatili sebebiyle anne çocukları alıp kaçtı. Evet ben de onlara rızık sağlamakla mükellefim. Ben de rızıklara peşinde Allah koşuyorum. Allah yardımcınız olsun. İnşallah hepimizin. Yani şöyle oluyor. Yani yıllarca böyle geçti. Her şeyi şakaya yatırarak ve böyle dış etkenlerden, zararlı etkenlerden etkilenmemek için bir şeyleri şakaya vurarak Lay Lay Lom atmosferi yarattım. Fakat böyle olmadığını da gördüm bir yerden sonra. Yaş ilerledikçe, deneyim kazandıkça birçok farklı konuda ve özellikle bebeler gelince dedim ki ciddiye alma vakti. Şu anki atmosferim ailem. Bunu söyleyebilirim. Gerçekten ailem. Aile olmak değerli bir şey. Korumak güzel bir şey. Peki hani hep bir şeyler bekleriz ya. Aile olmak mıdır mutlu son? Evet. İnsanın
içinde de bir mutlu son vardır. Siz biliyor musunuz kendi mutlu sonunuzu? Yani bu mutlu sonlar hayatımın her döneminde değişkenlik gösterdi. Ben eskiden mutlu olduğum şeylerle şu anda mutlu olmuyorum mesela. Ya başka, yani hayat sizi başka bir insan yapıyor. Sürekli yapıyor bunu bu arada. Yani ben 17 yaşımda bir şey buldum. Çok mutluyum. Evet, mutluydum mesela. 23 yaşımda başka bir şey buldum. Ondan da çok mutlu oldum mesela. Evet, benim mutlu sonum bu dediğim ne varsa üzerine başka bir şey geldi. İşte şimdi tekrar söylüyorum. İnşallah nasip olur. Çok İnşallah. Güzel bir şey. O yüzden insan hep böyle bebelerinden bahsetme gereği duyuyor. Çok iyi bir his. Benim de hayalim zaten. Olsun. Bir gün çocuklarım olursa inşallah. Eser gelsin, çeyrek taksın. Evet, yani sonuç olarak. Vallahi gelirim. Eksik olmayın. Yani eksik olmayın. Merakla ve heyecanla bekliyorum. İnşallah şey olur, nasip olur. İnşallah. Çok güzel bir his. İnsan bahsetmek gereği. Hissediyor. Gerek değil de böyle. İçinden onlar taşıyor yani. O yüzden şimdi de bakıyorum mesela benim mutlu sonum. Tabii ki bu ya, mutlu sonum. Evet. Sonlar zaten çabuk bitmesin isteriz. O da güzel evet. olur. Evet. Çay, sizin sohbetteyiz. Çay nasıl olmuş? Güzel. Çok mu güzel? Ya vapurda çay, simit sohbette de çayın güzel olmasını beklerdim zaten ya bu arada. Eyvallah. Simit de güzel, çay da güzel, sohbet de güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İzleyiciler ne sormuş? Şöyle bir sorumuz var. Selami karakterini canlandırdığınızı duyduğunuzda ilk tepkiniz ne olmuştu? Ben hiçbir tepki vermem. Neden hiç vermem? Çünkü öncelikle altından kalkıp kalkamayacağıma bakarım. Bunu da mutlaka söylerim. Kiminle konuştuysam, yönetmen de olabilir bu, senarist de olabilir. Bana böyle bir şey sunduklarında ben onlara ne sunabilirim acaba'yı kesinlikle düşünmem gerek. O yüzden tabii ki bir heyecan olur insanın içinde. Akli selim ilerlemek gerekir. Çünkü sırf ekonomik kaygılarla ben bir rol oynamaya kalksam ve altından kalkamayacak olsam, buna inansam ama yine de ekonomik kaygılarla o rolü kabul etsem, geleceğimi çok hırpalarım. Çünkü ben bu işi kötü yaparım. Bazı kıyafetler üzerimizde iyi durmaz. O yüzden iyi hayal etmek, fikir yürütmek, altından kalkabileceğine gerçekten inanman gerek. Yine de bir şey söylemem. Evet, altından kalktığımı, kalkabileceğimi düşündüm. Evet, Selami karakterine hayat verelim dedim. Sonra birkaç bölüm izledim. Başarabiliyor muyum? Hani şive ağızda nasıl duruyor? Ya da hareketleri, evet bu adam böyle bir adam mı diye de bölümlerce devam eden bir yolculuktur yani bu. Sonra mutlu oluyorsun tabii ki. O mutluluk da aslında seyirciden gelen tepkiyle mümkün oluyor. Yani seyircinin beğenisiyle karşılaştığında, sokakta da olabiliyor bu, sosyal medyadan gelen işte yorumlarla falan da olabiliyor. Diyorsun ki evet oldu. Efendim, Selami ile birlikteyiz. Bir an Selami olsana. Bunların yani zor şeyler ama bir şekil vücutta artık yer etmiş oluyor. O yüzden kolay bir şey yani. Nasıl gidiyor mahallede? Keyifler nasıl? Mahallede keyifler iyi. Yani kötü olduğu anlar da oluyor. Ama sağlığımız yerinde çok şükür. İyiyik. Senin sözlerini yazan senaristle aran iyi mi? İyi. İyi mi? Onlar iyi insanlar yani. Zaman geçirmek de çok keyifli. Aramız da iyi. Çok güzel. O da müthiş bir etken. Tabii ki yazılanı oynuyorsun. Tamam, kendi vücudunda bir şekilde o formu sen aldırıyorsun ama kötü cümleler iyi bir netice doğurmaz. Dolayısıyla kalemlerine sağlık. Çok kıymetli insanlardır. Tabii şimdi sizinle bütünleşmiş şu bıyıklara da bir soru gelmiş. Evet, üst dudağımı özledim. 2 yıldır üst dudağımı göremiyorum yani. Evet. Rol icabı sonuçta. Rol icabı. Kes deseler kesiyorsunuz, bırak deseler bırakıyorsunuz. Oyuncu böyle bir kimlik. Bizim meslekte böyle bir şey var. Yani yüzümüzün bize ait olmadığı diye bir gerçek var. Rolün gerektirdiği. Eşiniz dese mesela bıyık bırak deseydi bırakır mıydınız? Bilmiyorum ki yani, niye biri bana bıyık bırak dediğinde bırakayım, bu eşim de olsa. Yani çünkü benim aynaya baktığımda öncelikle benim iyi hissetmem evet, gerekiyor de. Ya. Ama oyunculuk olunca farklı bir şey tabii işte. Evet evet, başka bir şey. Ama arkadaşlarım bana garip garip lakaplar taktıkları oldu. Şu an mesela paylaşamayacağım şeyler bunlar ama 2 yıldır bıyık taşıyınca lakapların oluyor. Boyatıyor musunuz? Ben beyaz mi? Var mı?
Başladı ya. Başladı beyaz ışık. Var ya, artık var. Yoktu. Ya, yoktu. Felsefe geçiyorum şimdi. Ama bu sene biraz artmaya başladı. Evet. Bir de bıyıklarımın arasından böyle arada çıkan beyazlar var. Onları böyle makasla küçük alıyorum. Efendim, belgesel izlemeyi gerçekten seviyorum. Elon Musk'ı anlatan, onun projelerini anlatan, sonuç olarak aslında insanoğlu için aslında dünya dışında çok gezegenli bir hayatı hayal eden bir insanın işte bir belgesel, evet, süreci var. Ben de çok merak ediyorum, izleyeceğim bu arada. Orada geçen sözler çok hoşuma gitti. Aslında Romalılar çok güzel surlar yaparlardı ve belli bir süre sonra onu yapmayı unuttular. Mısırlılar piramitleri yaptılar ama belli bir süre sonra onu yapmadıkları için unuttular. Evet, çok güzel konu. Evet, aynen. Ay'a ilk uzay aracı 1969 yılında gidiyor ama aradan yıllar geçiyor, unutuluyor. Yani yapmadığınız bir şey aslında otomatik olarak gelişir diye bir şey yok. Mesela teknoloji üzerinde de hep alıştık ya, teknoloji gelişiyor diye. Bırakılsa kendiliğinden gelişecek bir şey değil. Burada oyunculuğu nereye koyuyorsunuz? Yani teknolojinin gelişimini görebiliyoruz ya. Teknoloji... Oyunculuğun gelişimi... Oyunculuğun yani temeli insan olan bir meslekten bahsediyoruz. Yani duygular hiçbir zaman değişmiyor. Şimdi... Elizabeth döneminde yazılan Shakespeare'in yazdığı oyunlar da mesela hala işte Hamlet'tir, 12. Gecedir ya da işte Çehovlar, çok hani yüzyıllardır oynanan oyunlar. İnsanı temel alan, baz alan metinler. Onlar değişmiyor aslında. Değişmiyor. Duygular değişmiyor. Aşk değişmiyor. Hüzün değişmiyor. Yani bu insanların duyguları neyse, evet, onları işliyoruz biz. O yüzden oyunculukla alakalı varılabilecek öyle çok acayip bir nokta hayali, hedefi koyamam. Şöyle bir şey olabilir ancak. Ben de işte bir takım müzikaller izlemek şansım oldu. İşte Amerika'da, New York, şey Broadway'de falan. Oradaki teknolojiyi gördüm. Teknoloji ise eğer mesele, çok acayip sahneler var. Çok enteresan döner sahneler, dekor değişimleri, müthiş görsel efektler. Bu sadece teknoloji, evet, sahneyi destekleyebilir. Nasıl oldu bu ya diye sorular sordurur, merak ettirir, heyecanlandırır ama temel bapta oyunculuğun roketle çok bir bağlantısı yok. 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 Duygular, yani duygular. Duygularınızı muhafaza diğer ettiğinizde. Diğer taraf mühendislik. Evet, evet. Teknoloji güzel ellerde daha güzel. Fear of missing out. Hayatı kaçırmak korkusu. Sürekli insanlar ne yapıyor, neredeler ya şu anda, ne yiyor, onu mu yedi falan diye sürekli ekranın içine hapsolup yaşamak. Yani buna hazırlıklı olan insanların buna denk gelmesi daha güzel, her şey gibi. Hangi işi yaparsanız yapın ya da hangi ortamda olursanız olun, gerçek dosta şöyle bir akış oluyor gibi yani. Çok üzgünüm. Ben de çok üzgünüm. Yani... Seninle aynı duyguyu paylaşabilme duygusu var ya, bu işimiz için de geçerli olan bir şey, hı hı, dostluk için de geçerli olan bir şey. Onu hisseden biri misiniz? O çünkü insana iyi gelen bir şey. Dostluk. Yani hani geçmiş paylaşım olsun. Paylaşım. Yani gerçekten ben de üzgünüm diyeceğiniz insanlar vardır yanınızda. Var. Tabii ki var. İyi ki de varlar. Yanına gittiğimde çok iyi hissettiğim, derdimi paylaşabildiğim insanlar var. Oturup şiir okuduğumuz arkadaşlarım falan var. Kıymetli bir şey bu. 2022 yılında oturup birbirimize şiirler okuyabiliyoruz yani. Efendim, tabii vapur Boğaz suruna çıkamadı diye biz de ayağa kalkmayacak değiliz. Şöyle bir şuradan Galata'ya doğru bakalım. Efendim, alo diyeceğiz. Alo diyelim mi? Diyelim tabii ki. Kime diyeceğiz? Bilmiyorum kime diyeceğiz. Bir izleyicimize bağlanacağız. Bağlanalım. İstanbul'dan bir izleyicimize bağlanıyoruz. Siz alo der misiniz? İlk tanışmayı siz yapın. Alo, merhaba. Alo, merhabalar Ömer Bey. Eser ya. Ben, Eser. Genelde ben merhaba diyorum. Telefonu hep ben açıyorum. Bu sefer bir değişiklik yaptık. Eser ben. Buyurun. Nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederim. Sesinizi duymak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bir mukabele. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Çok iyi, çok şükür. Çok teşekkür ederiz. Sizler de inşallah iyidir. İyiyiz. Vallahi sağlığımız harikayız. Sağlığımız yerinde. İyiyiz çok yani. Çok teşekkür ediyoruz. İyi, çok şükür. Bizimlesiniz. Daha iyi olur inşallah. Evde nasıl keyifler? Ne iş yaparsınız? Biraz sizi tanımak isteriz. Evde keyifler gayet güzel. Çalışıyorum. Şu anda kasiyerlik yapıyorum. Kolay gelsin. Kredi kartı mı daha çok veriliyor?
sonuçta temassız diye bir şey girdi hayatımıza. Artık nakit... Ama temas ettiriyorlar onu yine de. Evet. Evet ya, onu bir sürtüyorlar. Adı temassız ya bunun, değil mi? Öyle ama sonuçta orada okuması lazım o çip. Okuyor da normal uzak tuttuğunda şey yapıyor. Mutlaka ben kartımda şöyle bir ses çıkıyor. Post makinesine şey oluyor, sürülüyor. Nasıl işler kasada? Gayet güzel ama dikkat gerektiriyor tabii ki. Tabii. Gayet özen gerektiriyor, dikkat gerektiriyor. Efendim kasada açık çıkarsa sizden mi gidiyor? Evet, evet, evet. O yüzden çıkmaması gerekiyor. Ben de dikkatli davranırdım. Öyle mi? Evet. Kasada mıydınız? Yani benden gidiyorsa daha ekstra bir dikkat ederdim tabii. Tabii, evet. Tabii. Efendim işin şakası bir yana yayına bağlandığınız için teşekkür ediyoruz. Eser Bey de sizi baş başa bırakıyorum. Sorunuzu merak da ediyoruz. İnşallah zor değildir. Evet, merak ediyorum. Tamam, yok zor bir soru değil Eser Bey. Ben şunu merak ediyorum. Dünyadaki en büyük sevinciniz nedir bu dünyadaki? Bu dünyadaki en büyük sevincim Ege ve Can adında iki evladımdır. Çok şükür. Çok mutlu oldum. Evet, bunu duyduğuma. Allah size bağışlasın. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu sorunuza verebilecek başka bir yanıt inanın bulamadım. Benim için evet, en mühim olan diyormuş. Şeyler şu çok anda hayatta onlar. En büyük mutluluk da onlar. Alo'yu siz dediniz. Kapanışı ben yapayım. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. İnşallah bir günde vapurda misafir ederiz. Için. Sağ olun. Sağ olun, iyi günler. İyi günler, kolay kolaylıklar. Sizce bu ülkenin sembolü nedir? Hani şu anda içtiğimiz çay da bir sembol. Boğaz bir sembol. Galata Kulesi bir sembol. Böyle spesifik şudur diyebileceğimiz bir şey söylemek, yani söylemeye çalışsam zorlanırım. İnsanı da bir ama 100 tane falan sayabiliriz galiba şu anda beraber. Etrafımızda gördüklerimizden mesela yola çıkarak ne olabilir? Çay işte olabilir. Boğaz'dayız zaten. Kesinlikle. Burası olabilir. Camilerimiz olabilir tabii ki. Galata Kulesi'ni söylemiştim. Kaç etti? Daha 96 tane falan da bulmam gerek. Çok var saysak. Çok var gerçekten. O zaman zengin bir ülkeyiz demek ki kesinlikle. Bu. Kesinlikle. Ya şimdi aslında sevgili seyirciler, sembollerden dünyanın bugün geldiği noktaya gelecek olursak toprak dediğimiz şeyden var oluyoruz. Aslında ayak bastığımız yerdeki o toprağa evimiz yapıyoruz. Yani ilk insanoğlunu düşünürsek gittikleri her yer evleri. Güzel ama o zamanlarda daha güzel basıyorlarmış bence adımlarını. O karbon ayak izi denen şey şu anda kocaman maalesef. Şu anda ayak basmıyoruz. Bastığımız yerde tepiniyoruz maalesef. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri 300'e yakın astronotu dünyadan gönderiyor farklı yerlere. Evet. Sonuç olarak bir astronotun maliyeti 1 milyar dolar. Yani güzel para. Yani söylediğinizi düşünürsek. Nakit. Artık çok iyi para nasıl taksitlendiriyor. Güzel para bayağı bir iyi. Bir astronotun yani başka bir gezegene gitme yolculuğunun maliyeti 1 milyar dolar. Bu söylediğinize yatırım yapılsa neler olur? Tabii o da başka bir konu. Buradan şuna geçmek istiyorum aslında. O ayak basma mevzu var ya. İnsan iz bırakmayı seviyor. Hem seviyor hem de buradan koşturarak çıkıyorsunuz ve ayak bastığınız yer sizin. Nereye koşardınız? Hani eskiden öyleymiş ya. Trabzon'a koşardım. Trabzon'a mı? Evet. Seviyorum ben Trabzon'u. Tam Trabzonluyum. Maçka'ya doğru bir koşardım. Çok güzel. Evet, oraya koşardım. O kelimeyi de yeni öğrendim sayılır. Orası da underrated dedikleri yerlerden yani kıymeti çok bilinmiyor ama bilinecek. Yani dokusu, doğası harika bir yer. Ufak tefek bazen beğenmediğimiz hamleler de olabiliyor oralarda ama oraya koşmak isterdim. Orada iyi hissediyorum kendimi. Güzel. Gölgesine sığınabileceğim çok fazla ağaç var. İnsanı böyle şey derler, daha böyle bir gergin bilmem ne falan derler ama yani şeydir. Böyle kocaman kalbi olan insanlardır. Ne güzel anlattın. Şu anda koşardım be oraya. Güzel olabilirdi. Uy diye giderdim. Eyvallah diyoruz. Hayatta insanın böyle kurduğu kötü cümlelerden bir tanesi olsa gerek bu. İzlemekten başka bir şey yapamıyor. Yani insan bunu söylediği zaman iyi bir şey değildir herhalde. O durumda kalma haline ne dersiniz? Yani gerçekten izlemekten başka bir şey yapamıyorsa diyecek bir şeyim yok. Ya bazen tabii ki yani benim de gücüm kuvvetim bir yere kadar. Ben de etrafımdaki insanlara işte temas edebiliyorum elimden geldiğince. Çok daha büyük olaylar var. O çok daha büyük olayların içinde yer alabilmek için farklı bir yol seçmeliydim zaten. Farklı okullarda okumalıydım. Pişman olduğumda oldu yani bazı olaylara müdahale etmek için burada bunu yapmam gerekiyordu. Tüh ya baksana ben de izlemek zorunda kalıyorum falan. Sorularıma cevaplarınızda aslında hep kötümserden ziyade hep iyimser tarafları gördük, hissettik gibi geliyor bana. Hayatta da iyimser taraf
daha herhalde önde mi? Elimden geldiğince evet. Pesimist bir tarafım da var tabii ki. Hep böyle bir iyimser, Pollyanna, her şey çok güzel, işte optimist halkasında el ele koşuyoruz falan gibi bir şeyim yok benim. Ben daha böyle hayaller kurmayı severim ama gerçekçi bir tarafım da vardır. O yüzden üzülmem gerekiyorsa üzülürüm yani. Duygularımı çok böyle rafa kaldıran biri değilim. İnsanın zaten duygularının içinde yaşaması yorucu bir şey. Evet. Yani bununla alakalı zaten beni eleştirebilecek ya da gözümden iki damla yaş aktığında bu da neymiş ya böyle sulu göz diyen insanları zaten etrafımda tutmam. Etrafımdaki insanlar oturup ağlayabildiğim, kahkahalar atabildiğim insanlardır genel itibariyle. Ama evet, iyimser olmakta fayda var, iyi hissettirir. Fakat çok kötü bir olayda da iyimser olmanın bir faydası yok, o da iyi gelmeyebilir. Evet, kötü kötüdür. Şöyle bir şey var, label indifference diye bir hastalık var, güzel aldırmazlık. O kadar kocaman olaylar geliyor ki başınıza. Mesela Allah korusun, eviniz yandı, ailenizden kaybettikleriniz oldu ya da bir kaza geçirildi ve bayağı başınıza tölere edemeyeceğiniz kocaman bir travma geldi. Öyle bir hastalık doğabiliyor, biliyor musunuz? O kadar iyimserlik sanki label indifference, yani güzel aldırmazlığa kapı açıyor gibi. O da iyi bir şey değil. Duygularınızı doğru dürüst yaşayamıyorsunuz. Çünkü böyle anlatıyorsunuz olayı. Ya bizim de işte ev yandı falan, aile komple öldü abi yani falan diye anlatıyorsunuz. O da bir araz. Umduğumuzdan daha güzel geçti diye düşünüyorum. Yok, gayet güzel. Şey, ben öyle heyecanlı bir tipim zaten normalde de yani. Güzel bir şey. Beni markete de gönderseniz ben heyecanlı bir şekilde o alışverişi tamamlayacağım. Tabii ki böyle bir programda daha çok heyecanlanması normal. Ama kamufle edebiliyorum birçok zaman. Hangi reyon gibiyim? Kozmetik. Neden? Yani bu yayın başlamadan önceki konularla alakalı kozmetik dedim aslında. Neydi kozmetik? Saçında işte jöle özenlisin, kendine şeysin yani dikkat ediyorsun, dikkatlisin. Etmemiz lazım. Zaten saray bu rüzgarı felaket. Tabii. Efendim, teşekkür ederim. Kozmetik. Efendim, sona yaklaşıyoruz. Çaylar da bitiyor. Bir insanın bir şey yapması şahane. Bin insanın aynı güzellikte bir şey yapması daha şahane der misiniz? Derim. Tabii. Yani evet, tabii ki derim yani. Hani bir tane güzellik nerede, bin tane güzellik nerede? Hani şey, daha fazla noktaya nüfuz edebilirsiniz böyle olduğunda. O yüzden bir abimin şöyle bir cümlesi var. Der ki, etrafınızdaki iyileri iyilerle tanıştırın. Etrafınızdaki kötüleri de kötülerle tanıştırın. O kötüler zaten kendilerini o kendi bataklıklarında yok edeceklerdir. Fakat iyileri iyilerle tanıştırdığınızda iyiliği çoğaltacaklardır, büyüteceklerdir. Bu sizin yegane sorumluluğunuz olsun der. Güzel, ben bağladınız. Ben de bunu beğenirim. İşimiz bağlamak ya. Allah. Şahane bir çaresimiz sohbetti. Çok İnsanın güzel bir sohbette olması için illa vapurun boğazı olmasına da gerek yok diyoruz. Hiç. Hiç gerek yok. Evet. Ama zaten boğazdayız. Sadece hareket etmiyoruz. Hafif bir salınım var. Hafif bir şey var. Güzel, su üstünde olduğumuz. Sohbetle iyi gidiyor bence. Eksik Sorun olmayın. Yok. Yavaş yavaş sona geldik demiştik. Evet. Birkaç armağanımız var size. Programımızın takipçilerinden iseniz vereceğimizi biliyorsunuz. Tabii ki. Biliyor musunuz? Evet ya, tabii ki biliyorum. Evet. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ha, ben takip ettiğimde bu yoktu ki ama. Demek ki oraya denk gelmemiş. Denk gelmedim. Evet. Ya. Kayıkçuyu biliyorum ama. Evet. Teşekkürler. Bu hanımefendiye bizden. Ha, eyvallah. Çok teşekkür evet, ederim. Mutlak bu ediyorum. Arada güzel bir icattır. Çok tabii. Da işe yarar. Kullanmışlığım var mı? Teşekkür ederim. Sonuçta vapurda klasikleri yaşatmak istiyoruz. Evet. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kayık vermeyeceğiz. Limon da sulu. Çok sağ olun. Kayık bekliyorsunuz değil mi? Kayık alacağım. Ben kayık için geldim. Kayık alacağım ben ya. Kayık ama anlamlı bir kayık. Üzerinde güzel şeyler yani var. Yani gerçekten size vermek benim için çok mutluluk. Çok teşekkür ederim.
Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun ya, vallahi çok teşekkür ederim. Açmamı ister misiniz şimdi? Nasıl isterseniz. Ben böyle duygulanırım ya. Kim yazdı? Efendim, kimin yazdığının çok önemi var mı? Teşekkür etmek için var. Efendim, Seda Hanım yazıyor. Seda Hanım, çok teşekkür ediyorum. Çok beğendim. Kaleminize sağlık. Okumak isterim eğer mümkünse. Ege ile okuyamayacağım ya. Bir şey oldum. Böyle bir içim şey oldu. Peki. Yükseldi. Efendim, ben de ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Duygulandım. Niye yapayım ya işte. Duygularımız da varız be. Tabii canım. Evet. Efendim, sevgili Eser Eyüboğlu'nun aslında bugüne kadar can verdiği, hayat verdiği işlerle ilgili. Ege ile can buldu hayatım. Gönül Dağı'nda çalınıyor sazım. Türküler benim kalp hırsızım. Benzemez kimse sana cancağızım. Çok diye teşekkür ediyorum. Bitirdik. Buradan. Şimdi bir tren biri olsaydı bunu çuf 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 yapacaktım da bir kayık size doğru nasıl gelir? Pata 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 diye gelir kayık. Çuf çuf diye gelmez. Pata tata 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 diye gelir. İnsanın kafa Trabzon'da olunca hemen tabii çözüyordun. Evet, teşekkür ederim. Pancar motoru. Öyle derler. Aynen. Pancar pata motoru. Pata pata geldi. Tabii tabii tabii. Çok güzel. İyi ki bizimleydiniz diyoruz. Biz çok paket yaparız en son onu yine. Sıkıntı yok. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğiniz için sağ olun. Güzel sohbet için de çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım. Gelişiniz güle güle. Gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Haber sizin geldi böyle. Bu arada yapılmış. Evet. Çok geç. Gerçekten. İşte hayat bu. Evet. Evet. Olsun, başka bir sefere. Hayırlısı buymuş. Biz gezeceğiz biraz efendim diyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar. Alkışlıyoruz. 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 YouTube kanalımıza abone olursanız gerçekten sevineceğim. Beğenirseniz yorumları yazın. Mutlu olalım. Beğenmezseniz de eleştirileri açınız. Abone olduğunuzu görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Olmadıysanız da yanlış görmüşümdür. Yine de sağ olun. Efendim, vapurda çay şimdi sohbeti. Kaçırmayın. Zaten izliyorsunuz şu an. 10 yıllar keyifle ve mutlulukla izlediğim programınıza beni davet etmek inceliğini gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatıma unutamayacağım bir anı kattınız. Çayınız güzel, sohbetiniz müthiş. Sizler çok özelsiniz.